Podyum dünyası 1980 ve 90'lı yıllarda oldukça güçlüydü. Mankenler gösteri dünyasının aranılan figürleriydi. Aylin Arasıl da dönemin en gözde mankenlerinden biriydi. Neredeyse tüm defilelerde yeri hazırdı. Türkiye'de mankenliği en iyi icra eden isimlerden birisi oldu. Mankenliğin dışında oyunculuk da yapan Arasıl, Üvey Baba, Derman Bey, Çiçek Taksi ve Unutulmaz gibi yerli dizilerde rol aldı. Arasıl şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. O şaşalı hayatı ardında bırakan eski mankeni gelin daha yakından tanıyalım. Ailesi uzun yıllar önce İstanbul'a yerleşmiş olan Aylin Arasıl'ın babası Yugoslav kökenli, anne tarafı ise Elazığlı. Güzel manken Fransız Lisesi'nde öğrenciyken podyuma ilk adımını attı. Ancak mankenliği profesyonel anlamda 1987'de liseden mezun olduğunda yapmaya başladı. Çünkü lisedeyken mankenlik yapmasına okulu izin vermiyordu. Mankenlik kariyerine başladığında iş ahlakı her zaman takdir ediliyordu. Bir gazete haberinde şunlar yazılıydı: "Şu günlerde hangi moda gösterisine gitseniz karşınıza belli başlı mankenler çıkıyor. Çünkü firmalar kaprisli, şımarık manken istemiyor. Ajanslar da kendi aralarında manken alışverişi yapıyorlar. En büyük itibar kızlarda Arzu Monan'la Aylin Arasıl'da, erkeklerde ise İsmet Özhan ve Atilla Saral'da. Bu dört mankenin iş ahlakı çok seviliyor." Podyumlarda fırtınalar estirdiği yıllarda hakkındaki her şey merak ediliyordu. Magazin programlarında hayatı didik didik ediliyordu. Özel yaşamı, ilişkileri magazin basınının ilgisini çekiyordu. 2002 yılında evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Arasıl, "Evlenince bir şeylerin biteceğini biliyorum. Annem ve babam ben küçükken ayrılmışlar. O yüzden evlilikten korkuyorum." demişti. İkinci kez dünya evine giren arkadaşı Deniz Pulaş'ın nikahında çok duygulandığını belirterek, "Onları görünce mutlu oldum ama ben asla evlenmeyeceğim." diye konuştu. Canına kıymaya teşebbüs ettiği iddia edilen podyumların kıdemli mankenlerinden Aylin Arasıl'ın hakkındaki asılsız haberlerle ilgili Milliyet'e verdiği röportajda şu sözlere yer verilmişti: "Depresyona girmem, depresyona sokarım." diye yanıt verdi. Tam 13 yıldır profesyonel olarak mankenlik yapan Arasıl, sansasyondan uzak sürdürdüğü yaşamında felsefesinin işiyle gündeme gelmek olduğunu belirterek güçlü bir yapısının olduğunu söyledi. "Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyenlerden değilim. Söz konusu haberde ne bir doktor ne de bir hastane ismi var. Gazete gerekli düzeltmeyi ertesi gün yaptı. Ama bu asılsız haber tüm sevdiklerimi, başta ailem olmak üzere çok üzdü. Ben başım ağrıyınca bile ağrı kesici almam. Üstelik hayat doluyum. Hayatın üzücü yönleri de benim için sevinçler kadar doğaldır. Güçlü bir yapım var. Kısacası depresyona girmem, depresyona sokarım." Aynı konuyla ilgili çıkan "Pis bir iftiranın kurbanı oldum" başlıklı haberde ise şunlar yazılıydı: "Manken Aylin Arasıl, magazin gündeminde bomba gibi patlayan canına kıyma iddiasıyla ilgili olarak bu dedikodunun kimden çıktığını öğrenmek için çok uğraştım. Sonunda tüm bu dedikoduların genç bir kadın tarafından yayınlandığını öğrendim." dedi. Arasıl oyunculuğa yıllar önce çekilen "Sahibini Arayan Madalya" adlı Kurtuluş Savaşı'nı anlatan belgeselle başladı. Bu filmde bağımsızlık için mücadele eden bir Anadolu kadınını canlandırdı. Film Kahramanmaraş'ın kurtuluşu olan 12 Şubat'ta TRT'de ekrana geliyordu. Ardından Kadir İnanır'ın başrolü oynadığı Savcı adlı dizide rol aldı. Sonrasında Kanal D için Ateş Dansı'nı çekti. Televizyonlarda sunucu olarak da karşımıza çıkan Arasıl, Kanal D'nin eğitim programı Karne'de sunuculuk yapıyordu. Bunun yanında Vakkorama'da ürün müdürü olduğu biliniyordu. Bir süre daha oyunculuk kariyerine devam eden Arasıl, Üvey Baba'da Avukat, Derman Bey'de Maral, Umutların Ötesinde Barbara, Sahra'da Pelin, Kuzey Rüzgarı'nda Alara, Aşkım Aşkım'da Aylin, Unutulmaz'da Işıl olarak karşımızdaydı. 2009'dan 2017'ye kadar kameralardan uzak kalan Arasıl, 2017'de Arka Sokaklarda Doktor Esra, 2022'de Yasak Elma'da Leyla olarak çıktı karşımıza.
Bir dönem ticarete atıldığı da olmuştu. Oscar TV magazinde bu durum şu sözlerle anlatılmıştı. Podyumların aranılan mankenlerinden Aylin Arasıl ticareti sevdi. Başak Gürsoy Ajansı'na bağlı çalışan Aylin, Adana'dan sonra Ankara'da da butik açtı. Ticareti en az mankenlik kadar sevdiğini söyleyen Arasıl, çok yakında yemek sektörüne de el atacağını söylüyor. Marmara Üniversitesi İngilizce bölümünü kazanmasına rağmen devam etmeyen Aylin, okulun devam mecburiyeti olduğu için mankenliği tercih etmiş. Televizyona sıcak bakmasına rağmen daha çok eğitim ağırlıklı bir program sunmak isteyen Arasıl, boş zamanlarında bol bol yüzüyor ve iki köpeğiyle dolaşıyor. Aylin Arasıl aynı zamanda hayvanseverliğiyle de biliniyor. 2003 yılında Milliyet'te çıkan Abdullah Malkoç'un haberinde şunlar yazılıydı. Manken Aylin Arasıl sokaklardan kurtarılan 11 köpeği uçak paralarını cebinden ödeyip Hollanda'daki yeni yuvalarına götürdü. Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği'nin aktif üyelerinden Aylin Arasıl, derneğin sokaklardan topladığı 11 sahipsiz köpekle dün Amsterdam'a uçtu. Bu sokak köpeklerini Hollanda'dan isteyen iki aileye teslim edeceğini söyleyen Arasıl, Türk insanının sokak hayvanlarına hiç değer vermediğini kaydetti. Türk insanının her şeyde olduğu gibi köpeklere de marka gözüyle baktığını iddia eden ve köpek beğendiği cins değilse ona sahip çıkmıyor diyen Arasıl, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin internet sitesinden takip edilebileceğini söyledi. Arasıl bu siteye girenlerin sokaklardan toplanıp barınaklara alınan köpeklerden beğendiğine sahip olabildiğini kaydetti. Ancak derneklerine bütün taleplerin yurt dışından geldiğini söyleyen Arasıl, Türkiye'de köpek isteyenlerin de bir hafta sonra hayvanı ya geri getirdiğini ya da boş bir araziye bıraktığını belirtti. Ve yabancı ailelerde böyle bir şey yok, gözü görmeyen veya üç ayaklı köpekleri bile alanlar var diye konuştu. Daha önce Almanya'ya da köpek götürdüğünü ve tüm masraflarını cebinden karşıladığını söyleyen Arasıl sözlerini şöyle bitirdi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan izin alıp hayvanlara birer pasaport çıkartıyor ve yurt dışına götürüyoruz. Maddi açıdan biraz zor oluyor. Derneğe birçok ünlü isim de destek oluyor. Ama bu insanlar reklam yapıyorlar söylentileri çıkmasın diye isimlerini açıklamak istemiyor. Son hali de merak edilip araştırılan ünlü isim geçen yıllarda çok değişmiş olsa da halen çok güzel. Ayrıca bolca seyahat eden Arasıl, Instagram hesabında bol bol paylaşım yapıyor. Güzel anlarını takipçileriyle paylaşıyor. 51 ülkeyi ziyaret ettiği biliniyor. Instagram hesabında hayvan dostlarıyla ilgili de paylaşımlar yapıyor. Onları beslemek, iyi etmek için var gücüyle çabalıyor. Hatta bir keresinde besleme yaparken büyük bir köpek ona doğru atılınca Arasıl arkaya doğru kaldırımdan düşmüştü. Tabii ki köpeğin amacı sadece sevgi göstermekti. Ama olan olmuştu. Arasıl 3 yıl boyunca bu kaza sebebiyle sıkıntı çekti. Kuyruk sokumu ağrısıyla oturup kalkamaz hale gelmişti. Sonrasında gördüğü tedavilerle sağlığına kavuştu. Biz de Aylin Arasıl'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.